Tarihsel sömürgeci devlet aklının direnişçi Kürt çizgisine karşı Şehzaitlerden Agit İpeklere uygulaya geldiği cenaze kaçırma, yasakını engelleme ve direniş hafızasına saldırı politikalarını devam ettirmektedir. İki gündür bu saldırı politikaları protesto etmek için Anya Kayder önünde barış annelerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasına polisler işkence yönetimleriyle saldırı gerçekleştirdi. Eş sözcüğümüz Edanur İbrahimoğlu gözaltı ve sonrasında işkenceye maruz kaldı. Gençlik meclisimiz eş sözcüsü hem genç hem kadın kimliği nedeniyle hedef gösterilerek işkenceyle gözaltına alındı. Yine birçok arkadaşımız, barış annemiz ve cenaze kutu içerisinde teslim edilen Yılmaz Uzun'un babası İbrahim Uzun'da işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı. Demokratik siyasetimiz karşısında işkence yöntemleriyle karşılık verilmesinin korkaklığın göstergesidir. Faşist zihniyetin demokratik protesto hakkımızı engelleme ve sokakları işkence alanlarına çevirme çabası beyhude bir çabadır. Dün mücadelemizden vazgeçmediğimiz gibi bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu saldırı, gözaltı ve işkenceler iktidarın savaş tecrit politikalarının bir parçasıdır. Bizlerin çembere alınması, demokratik hakkımızın gasp edilmesi tecrit politikasından bağımsız değildir. Bir bütünen Kürt halkını çökertme ve hafızasına yönelik yapılan bu saldırılar karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Kürdistan'da bu toplumsal özneler üzerinde uygulanan tecrit işkence sistemine karşı zindanlarda gerekse sokaklarda bedenini siper edenler yalnız değildir. Özgürlükte kararlı mücadelede ısrarlıyız. Toplumu mücadele eden tüm kesimleriyle birlikte başaracağız. Bir adım dahi geri gitmeyeceğiz, işkencelere boyun eğmeyeceğiz. Tarihi mücadelemizi daha da yükselterek toplumda eşitlik ve özgürlüğü var edene kadar mücadelemizi büyüteceğiz.